aslan parçası ne oldu? Korktun mu yoksa? Korkmadım, iyiyim. Sen yanımdasın baba, neden korkayım? Tamam, uygun bir yer bulunca durur bir şeyler yeriz. Çanta yanında değil mi? Evet, yanımda. Ay, ay. Sakin ol, birazdan geçer. Yağmur da başladı. Birazdan sırılsıklam oluruz. Şimdi Fülfül'ün marifetlerini gösterme zamanı geldi. Nasıl yani? Bekle ve gör. Sepetin içinde bir düğme var. Ona basar mısın? Ne? Düğme mi? Allah Allah. Burada düğme mi varmış? Vay! Muhteşem bir şey bu baba. Neden daha önce göstermedin? Her şeyin bir zamanı var. Ben de sanıyordum ki benim babam sadece motor tamiri yapıyor. Oysa babam mucitmiş, mucit. Maşallah diyeyim de nazar değmesin. Alemsin oğlum. Büyüyünce ben de senin gibi olacağım. Sanırım şemsiyeyi açmak iyi bir fikir değildi. Haklısın, çok rüzgar var. Kapatsak iyi olur. Düğmeye tekrar basar mısın? Zemzem, gel kaybolacaksın. Rüzgarsız bir günde şemsiyeyi açmayı tekrar deneriz. Anlaştık baba. Bu köpek sesi de nereden geliyor? Hay Allah. Köpekçik, şşt, yolumuzdan çekilir misin? Hadi ama, gitmemiz gereken uzun bir yol var. Bize bir şey anlatmaya çalışıyor. Evet evet, baksana sanki seni anlamış gibi koşmaya başladı. Hadi onu takip edelim. Nereye götürüyor acaba bizi? Bilmem, ben de anlamadım. Orada bir şey var galiba. Baba, bu yavru köpek sesi. Şimdi anlaşıldı bizi buraya neden getirdiğin. Yerinden hiç kıpırdamıyor. İzin ver bir de ben deneyim. Dur baba, yardım edeyim. Hadi bakalım. Üç deyince. Bir, iki, üç. İşte oldu. Aa, şunlara bak. Nasıl da mutlu oldular. Bu yağmur dinmeyecek. Yavrular ıslanacak. Yağmur dinene kadar bu kulübede bekleyelim. Gelin bakalım afacanlar. Buraya mı gireceğiz? Dedim ya, yağmur dinene kadar. Koş bakalım kardeşlerine. Burası sanki müze gibi. Her şey çok eski. Aman dikkat, tahtalar çürümüş olabilir. Baba, çatıdan su damlıyor. Bir şey olmaz oğlum. Dışarıya bakınca içeride durmak daha mantıklı. Haklısın baba. Hem baksana şunlara. Ne kadar mutlular. Baba, köpeğin bir sahibi olmalı. Hem tasması hem de künyesi var. İsminin baş harfi K. Karagöz mü yoksa adı? Olabilir. Aslında eski değil, biraz bakımsız. Biraz mı? Yapandan Allah razı olsun. Alet çantamız yanımızda olsaydı en azından sediri tamir ederdik. Alet çantası mı? Fülfül! Baba, Fülfül dışarıda kaldı. Şimdi ne haldedir kim bilir? Bir şey olmaz oğlum, endişelenme. Oturacağımız yerleri kurulayıp yola devam ederiz. Otur sen. Peki ya motoru? Motora su kaçarsa? Allah iyiliğini versin.
Fülfül'ü tasarlayan mühendisler bunu da düşünmüştür kesin. Öyle mi diyorsun? Peki. Bugün burada kalacağız galiba. Ne? Burada nasıl kalırız baba? En azından başımızın üstünde çatımız var. Tamam da burası çökecek gibi. Hiç sanmıyorum. Oo, anlaşılan daha uzun süre buradayız. Bari bir şeyler yiyelim. Çantayı getirdin mi? Getirdim baba. Ha? Nasıl yani? Hayırdır oğlum? Çantadaki yiyecekler dökülmüş. Bu sütten başka bir şey kalmamış. Sandviç de mi yok? Sandviçler, konserveler, hiçbiri yok. Allah Allah. Ne oldu peki bunlara? Sanırım şemsiyeyi kapatırken oldu. Biz neden fark etmedik? Zemzem anlatmaya çalışmıştı ama biz anlayamadık. Al oğlum, sütü sen iç. Paylaşalım baba, sen de acıkmışsındır. Ben çok acıkmadım. Ben de içmeyeceğim, dayanabilirim. Afiyet olsun. Merhametli oğlum benim. Çok acıkmışlar. İyi ki içmedim. Sen de çok acıkmıştın. Olsun baba. Onlar açken sütü içemezdim. Ne güzel düşünmüşsün. Hayvanlara yardım etmek çok sevap. Sen hep öyle dersin. Hatta bana bir şey anlatmıştın. Neymiş o? Bir zamanlar bir adam varmış. Bu adam çok susamış. Su arıyormuş. Ve sonunda bir kuyu bulmuş. Kuyunun yanına gidip içine inmiş. Su içip çıkmış. Dışarı çıktığında bir de ne görsün? Ne görmüş? Kuyunun yanında susuzluk çeken bir köpek varmış. Adam kuyudan suyu nasıl çıkaracağım diye düşünürken aklına bir fikir gelmiş ve kuyuya tekrar inmiş. Ayakkabısına kuyudan su doldurmuş. Ağzında taşıyarak tekrar yukarı tırmanmış. Kuyudan çıkıp suyu köpeğe içirmiş. Aferin aslan oğlum, ne güzel anlattın. Hı? Hayırdır inşallah. Kimse yok mu? Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Kapıda durmayın, içeri geçin. Güzel köpek, senin burada ne işin var? Sami amca baksana, kırpığın yavruları olmuş. Kırpık mı? Köpeğin adı kırpık mıymış? Bu muhtar amcanın köpeği. Hem bak, künyesinde K harfi var. Doğru. Aa, ben sizi hatırladım. Sizin motosikletinizin üstünde şemsiye vardı değil mi? Neden güldün? Rüzgar olduğu için öyle oldu. Yoksa bizi yağmurdan korurdu. Aa, özür dilerim. Dalga geçmek istemedim. Sadece biraz komik görünüyordu. Aslında haklısın. Gerçekten komikti. Siz bizi sollamıştınız değil mi? Evet, o sırada gördüm. Yolun devamında kasabaya yakın bir yerde amcamın bahçesi var. Orada piknik yapacaktık. Yağmur dinmeyince daha fazla ıslanmamak için dönüp kulübeye geldik. Aa, burayı biliyor muydunuz? Burayı kim bilmez? Yolda kalan herkes buraya uğrar. Kırpık da kaybolunca buraya kaçmış. Kaç haftadır kırpığı arıyoruz. Bir bilseniz Ela onu bulmak için neler neler yaptı. Neler? İlk önce kağıtlara kırpığın resmini çizdim. Sonra köydeki bütün ağaçlara resmini yapıştırdım. Hatta arkadaşlarının yanına bile gittim. Ama o kısım biraz tehlikeli oldu. Fakat tüm çabalarıma rağmen onu bulamadık. Ela'cığım gözün aydın. Sonunda kırpığı buldun. Çok şükür amcacığım. Adın Ela mı? Benimki de Murat. Bak bu da Zemzem. Piknik de yapamadık. Sorun değil amca. Yağmur dinince yaparız. Evet, yaparız ama pikniği şimdi yapmamız için bir engel yok. Yaşasın! Biz de marketten aldığımız yiyecekleri yolda düşürmüşüz. O zaman acıkmış olmalısınız. Yiyeceğimiz çok, hepimize yeter. Hadi Ela, birlikte karnımızı doyuralım. Hadi Murat, yanımızda çok lezzetli reçeller var. Karnım zil çalıyorken bu teklife hayır diyemem. Bak kırpık, senin sayende nerelere geldik. Ne güzel dostlar edindik.
Kırpık bizi buraya getirmese sizlerle tanışamayacaktık. Ve belki de aç kalacaktık. Sağ ol Kırpık. Hadi Ela, kırpığı ve yavrularını getir. Gel Kırpık. Yemek çok lezzetliydi. Allah sizden razı olsun. Sizden de razı olsun. Sami amca, Ela, tanıştığımıza memnun oldum. Hoşça kalın. Aman diyeyim. Rüzgarlı havada dikkatli olun. Buraların rüzgarı başka yerlere benzemez. Doğru söylüyorsun Sami kardeş. Az daha uçacaktık. Ne? Uçmak mı? Eğer uçabilseydik, uçarak hacca giden hem de bunu motosikletle yapan ilk hacılar biz olurduk herhalde.